Ya bir kere bu orada bulunması bile, antrenmana bile bir kalite katar. Bu Bugün idmana çıkışını gördün değil mi hocam? antrenmana geliş tarzı bile ister istemez birçok oyuncuyu etkiler. Aslında belki de bugünkü müsabakada biz bunun yansımalarını da görüyoruz. Yani Kayserispor'un kötü oluşu da evet. Yani Pelkas bu akşamki müsabaka için Mesut Özil'in sağ ayaklısıymış gibi oynadı. Ben de çok beğendim. Evet ama neyi beğendim? İşte orada kafamda soru işaretleri oluyor. Yani sadece şey olarak performans olarak algılamayın. Yani burada rakiple de ilgili. Şimdi şöyle düşün. Fenerbahçe'nin önümüzdeki 3-4 müsabakasını bana bir şey yapar mısın? Hatırlatır mısın? Çaykur Rize var. Evet. Hatay var. Hı hı. Galatasaray var. Galatasaraylı. Fatih Karagümrük var. Şimdi Çaykur Rize'yi bir kenara bırakıyorum. O da hani çok fazla direnç gücü olmayan bir takım. Özellikle şeyde son haftalarda. Şimdi diğer 3 müsabakayı düşündüğün zaman bu kadar rahat bir müsabaka oynayabilirler mi? Ki onlardan sonra da bir Göztepe konuk edecek. Hani Göztepe'de o zamana kadar bir grafik yakalar diye düşünüyorum ki yani fena işte oynamadılar geçen akşam. Ünal Hoca'yla. Şimdi ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Bak şu müsabakalara bakıyorsun. Hatay deplasmanı. Hatay önde basıyor. Hatay tempolu oyun oynuyor. İşte ben buralarda Fenerbahçe'nin oyunun, bu akşamki oyunun karşılığını şu 2-3 maçta görmek istiyorum. Özellikle Çaykur Rize maçından sonraki Hatay, Galatasaray, Fatih Karagümrük. Eğer sen bu akşamki oynamış olduğun oyunun yarısını bile, bak yarısını diyorum, bu rakiplere karşı oynayabilirsen o zaman sen büyük takım olursun ve şampiyonlar gider Fenerbahçe. Bak ilk defa söylüyorum. 21. haftada diyorum ki 23, 24, 25. haftaki 3 müsabaka bu akşamki oynamış olduğun oyunun %50'sini oyna, Fenerbahçe şampiyon.